Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok kıymetli hocalarım, değerli gençler, sevgili öğrencilerimiz, hepinizi sözlerimin başında en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. İslam aleminin göz bebeği, ümmetin iftihar kaynağı, insanlığın özlem duyduğu ahlak timsali, siz gençlerle böyle bir toplantıda buluşmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun çok kıymetli kardeşlerim. Değerli gençler, bizim UİP programındaki öncelikli hedefimiz bu programdan mezun olan gençlerimizin geldikleri ülkelerde din hizmeti vermeleridir. Hamdolsun Uluslararası İlahiyat Programı şimdiye kadar binin üzerinde mezun verdi. Halen 500'e yakın öğrencimiz UİP programında eğitimine devam etmektedir. Bu programdan mezun olan 400 civarında gencimizle de dünyanın farklı bölgelerinde dini mübini İslam'ın hayat veren mesajını insanlıkla buluşturuyor olmanın kıvancını yaşıyoruz. Sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim, unutmayınız ki her birinizin İslam'ın rahmet mesajını, aydınlık yolunu, bilgi ve hikmet boyutunu öğrenerek dünyaya anlatma görevi bulunmaktadır. Bunun için nerede yaşarsanız yaşayın içinde bulunduğumuz toplumu mutlaka iyi tanımalısınız. Toplumun çekirdeği olan aileyle, toplumun umudu olan gençlikle ilgili çalışmalarda yer almalısınız. İçinde yaşadığımız toplumun bugünü ve yarınlarına dair söyleyecek sözünüz olmalı bulunduğunuz tüm ortamlarda el emr bil maruf ve nehyanil münker yani iyiliği emretmek, kötülükten men etmek düsturunca iyiliği hakim kılmak için mücadele etmelisiniz. Bu ideal inancımızın ve ecdadımızın bizlere bıraktığı kıymetli bir emanettir. Bu emanet, bu ulvi vazife elbette bütün ağırlığıyla hepimizin omuzlarındadır. Zira bizler yeryüzünde adaleti, merhameti, iyiliği egemen kılmayı amaç edinen bir medeniyetin mensuplarıyız. Din, dil, ırk ve asabiyet gözetmek sizin bütün insanlığa iyilik eli uzatan bir inancın müntesipleriyiz. Asırlardır Mazlumların hamisi, gariplerin umudu, yoksulların sığınağı, kimsesizlerin kimsesi olmuş bir milletin varisleriyiz. Sevgili gençler, biliyorsunuz İslamiyet günümüzde özellikle Batı dünyasında zorlu bir dönemden geçmektedir. Batılı halkların zihnine bilinçli olarak İslam korkusu kazınmaya çalışılmaktadır. Bu korku üzerinden de Müslümanlara karşı ayrımcılık, ötekileştirme ve dışlama politikaları geliştirilmektedir. Gelinen noktada İslam karşıtlığı maalesef endişe verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Esasen İslam düşmanlığı belli çıkar odaklarının kendi menfaatlerini ve karanlık emellerini gizledikleri bir paravan olarak kullanılmaktadır. İşte bu sebeplerle İslam karşıtlığının, İslamofobyanın, anti-İslam'ın yükselişte olduğu bölgelerde İslam'ın evrensel hakikatlerinin insanlığa tanıtılması ve teklif edilmesi noktasında bizlere ve sizlere büyük görevler düşüyor kıymetli gençler sevgili kardeşlerim. Bunun farkında olmalıyız hepimiz. Peygamber varisleri olarak bu sorumluluk bizim omuzlarımızda. Söz konusu toplumlarda ön yargı, korku ve endişeyi gidermek, oluşturulan gerilim ortamını sağlıklı bir iletişimle aşmak için planlı ve etkin çalışmalar yapmak durumundayız. Bizler, biz yapacağız bunu. Bu bağlamda ulvi idealleriniz ve büyük hedefleriniz olsun. Hedeflerinize doğru yol alırken doğruluktan ve istikametten asla ödün vermeyin. Hayatlarınızı ve hayallerinizi her zaman doğrular üzerine bina edin. Yürüdüğünüz yol daima sıratı müstakim olsun sevgili gençler. Kıymetli kardeşlerim. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İlim yolundaki gayretlerinizi katından bir rahmetle bereketlendirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, sevgilerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi Lütfu keremi üzeriniz olsun.